geldik Ankara. Ankara da önemli yerlerden biri bence seçimde. Ve oradaki yarış da çok çok önemli. 31 Mart'ta oranın heyecanını da vereceğiz size. Ve Ankara'da hala da mal varlığını açıklamayan bir başka... Takık durumda değilim bak. Takık durumda değilim. Hiç de ilgilenmem. Ama şimdi öyle bir duruma geldi ki bütün başkanların açıklaması gerekiyor. Ve işte Mansur Başkan açıkladı, Ekrem Başkan açıkladı... Cumhurbaşkanı da açıkladı seçimden önce. Hatta borcu varmış, onu öğrendik Cumhurbaşkanı'nın. Yani açıklayanlar varsa kusura bakmayın, isimlerinizi sayamıyorum hangi partiden olursa. Ama beyefendi olayı öyle bir yere çekti ki benim kafamda şu var. Tanımam etmem kendisini. O da beni tanımaz etmez. Ha Turgut Bey. Yani sanki çok malı var ve acaba yani bu malı edinirken ikircikli yollarla mı? Dalavereyle maravereyle mi elde etti diye düşünmeye başladım. Şey, bu soru tabii ki ister istemez... Neden gülüyorsun ya? Allah Allah. Yani ben öyle düşünüyorum. Haksız mıyım Gökhan? Bilmiyorum yani. Ben mi öyle düşünüyorum? Yoksa ön yargılı mı düşünüyorum? Düşünme meşakkatine katlanıyorum ya şu anda. Kafamı patlatıyorum yani bu olay için. Ve her gün bu soru soruluyor şimdi Turgut Bey'e doğal olarak. Ve bakınız, izleyeceksiniz. Stresli olmaya başladı. Agresifleşiyor. Diyorum ki belediye başkanı olduğunda Ankara'nın en zengin belediye başkanı diye haber yapıldı. Mal varlığını da belli, açıklayacağım yakında. Bizler belediye başkanları olarak bütün Türkiye'de bütün belediye başkanlarının başı dik kessin istiyoruz. Başkent'te 31 Mart için yarış kızışırken mal varlığını açıklayarak meydan okuyan Mansur Yavaş'ın soruları hala yanıt bekliyor. Mülk Allah'ındır cümlesini kuran AKP'nin adayı Turgut Altınok yeni günde yine bulanık bıraktı soruyu. Açıklayacağım dedi ama tarih vermedi. Üstüne üstlük kendisine soru soran basın mensubunu eleştirdi. Mülk Allah'ındır, o ayettir. Her şey Allah'ındır. Orada diyorum ki bunu yani bir objektif bir ne olur televizyonculuk yapın. Ses yok. En son mallar bana aitti. Hepsi Allah'a ait dedi, geçti. Evet, bütün dünya Allah'a ait. Mal varlığı sorusu Altınok'u rahatsız etti. O gerginlik yüzüne yansıdı. Onu ben istediğimde duyacaksınız. Herkes saklı gizli mal varlığına baksın. Altınok'un sakladığı gizlediği bir şey yok. Açıklayıncaya kadar devam edeceğim. Açıklayıncaya kadar bütün halk parasını kullandırdığı insanların bu parayı ne yaptığını görmeli. Bizim her şeyimiz belediye başkanı olmadan önce bütün mal varlığımız kayıttı. Dolayısıyla hırsızların dürüstlere çamur atma hakkı yoktur. Herkes başkasını kendisi gibi görmesin. Altınok'un hayatı saftır, nettir ve temizdir. İşte bunun hesabını öbür dünyaya bırakmak yok. Hepimizin inancı var mübarektir. O hesabı sandıkta siz soracaksınız. Turgut Altınok öyle bir cümleler kuruyor ki gizem yaratıyorsunuz beyefendiciğim. Gizem, gizem. Ve ben ne zaman, tamam siz ne zaman isterseniz açıklayın da en azından şu seçimlere bak 17 gün kaldı. Hiç olmazsa açıklayın şu günlerde. Siz böyle konuşarak soru işaretleri yaratıyorsunuz. Şimdi benim kafamda soru işareti var. Şimdi ben bu soru işaretlerini böyle konuştukça ben diyorum ki bir dakika ya Turgut Bey yok bunda bir şey var arkadaş. Bu mal mülkte ben ne inanacağım onun sözüne yani neden inanayım ki? Bu böylesine maddiyatçı bir dünyada. Açıkla görelim bu kadar bitti yani. Bunu böyle geciktirmeye gerek yok. Geldik bakın. Stresli, herkes stresli ve bu stres siyasi partilere de sirayet ediyor ve farklı